Hüdapar olarak bu hafta deprem sonrası Şanlıurfa'da durdurulan inşaatlar ve buna bağlı yaşanılan mağduriyetleri dile getireceğiz. Ben kalıpçıyım. Depremden bu yana tüm işler olarak durdurulmuş. Evine ekmek götürmek zorunda kalan işlerimiz hepsi mağdurdur. Kalıpçı olarak, demirci olarak hepimiz mağduruz. Depremden bu yana bütün işçiler mağdurdur. Şanlıurfa'da 150 bin tane inşaat işçisi şu anda mağdur bir durumda. 18 tane benim işim var. Bunlardan 4 tanesi kiracıdır. Evimize ekmek götüremiyoruz. Ramazan geldi, bayram geldi. Babaların yüzünü çocuklarına, işlerine karşı daha da yere eğmeyin lütfen. Siz büyüklerinden ricamızdır. Lütfen bunu görmezden gelmeyin. Babalar evlatlarına ekmek götüremeyecek duruma gelmiştir. 2 aydır çok mağduruz. Bunu lütfen bir an önce bir çözüm bulun. Son 2 aydır binlerce işçi Şanlıurfa olarak işsiz. Bize bir konuda bir yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Şimdi bütün işçilerimiz çekip gitti. Hep Ankara'ya gittiler, İstanbul'a gittiler. Biz mağdur olduk. Söz verdiğimiz insanlara, sattığımız daireleri sözümüzü yerine getiremiyoruz. Ne oldu? Gecikmeden dolayı yani hiç kimseye sözümüzü yerine getiremedik. Bizim tek ricamız şu anki yani işlerin hemen başlaması lazım. Hep beraber gördük, izledik. Şanlıurfa'da inşaatlar durdurulduğu için sektöre bağlı işsizlik has safhaya ulaşmış. Öbür taraftan konut arzında da tabii ki problem ortaya çıktı. Şimdi yapılması gereken şey şu. İlgili kurumlar koordineli bir şekilde çalışacaklar. Hızlı bir şekilde hareket edip bürokratik işlemlere hız kazandıracaklar. Ve inşaatlar kaldığı yerden tekrar devam etmeli ve bu karar bir an önce alınmalı. Öbür taraftan belediyeler topu taca atmadan elini taşın altına koymalı. Hızlıca hareket edip yeni temel atılacak yapılar için bir an önce izin vermelidirler. Bu konuda belediyeler topu taca atıyorlar. Çevre illerde bu izinler verildiği halde neden sadece Şanlıurfa bekliyor? Şanlıurfa'nın suçu ne? Ve Urfa'nın hali hazırdaki 13 milletvekilini görürseniz onlara deyin ki Şanlıurfa'nın böyle bir sorunu var. Belki harekete geçerler. Takdiri ise halkımıza bırakıyoruz.